Bodrum'da kısırlaştırılmak için barınağa getirilen kedi, hafif ticari aracın arka camını kafasıyla kırarak araçtan kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Güvercinlik mahallesinde yaşamını sürdüren Mehmet Ülker, bölgedeki bir sokak kedisini kısırlaştırmak için torbadaki sokak hayvanları geçici bakım merkezine getirdi. Ülker, kafesinden kaçan hayvanı araçtan alıp merkeze götürmek için yakalamaya çalıştı. Kedi, hafif ticari aracın yan camını kafasıyla kırıp dışarı çıktı. Kırık camdan dışarı çıkıp araçtan atlayan kedi uzaklaştı. Kısa süre sonra tekrar aracın yanına gelen kedi tekrar kaçarak uzaklaştı. Sokak hayvanlarını yakaladıkça merkeze kısırlaştırmak için getirdiğini söyleyen Mehmet Ülker o gün yaşanan olayı şöyle anlattı. Güvercin'den geliyorum buraya. İşte oradaki sokak hayvanlarını yakaladıkça Bodrum barınağına getiriyorum. İşte kısırlaştırmaya. O gün 3 tane kedi yakaladım. Özellikle de arabayı kedi kısırlaştırma için değiştirdim arabayı, getirdim buraya. Kedi bir tanesi kafesten kaçmış. Yakalayayım derken arabanın çamurluğun üstündeki cama kafayı vurup ve camı kırıp kaçmasıyla bir oldu. Ben de şaşırdım yani. İnsan gücüyle kırılamayacak şeyi kedi kafasıyla nasıl kırdı, nasıl kaçtı? Yani ben bile şaşırdım. Daha önce çatlak falan değildi. Camın fiyatını sordum, işte kaç para diye sordum. 30 bin lira dediler. Ben yani 30 bin liranın şeyi önemi yok. Ha, önemli olan o hayvanın sağlıklı olması. Yani hayvanın başına bir şey gelmesin. İşte bir yerde yaralı yatmasın. Çünkü ben kendimi bu işler için adadığım için, hayvanlar için. Yani bunlar için tabii ki yani 30 bin bırakalım da 60 bin feda olsun. Hayvan bu tarafa doğru kaçtı. Halen de geliyorum. Haftanın 2-3 günü geliyorum. İsmini bağırıyorum buralarda. Bakıyorum burada mı diye. Bulursam da tabii ki yakalayıp yine götüreceğim yani yerine. Yani çok da isterim yani ben bunu. Ve bir hayvan sever olarak yani kendim artık ne diyeyim, artık ben bu işlere adadım. Onların işte her türlü şeyini karşılıyorum güvercinlikte. İşte mamasını karşılıyorum bütçem el verdikçe. Tabii ki bu arada da şunu da söylemek gerekirse biraz da hayvan severlerden bir şeyler beklemek lazım. Yani bir bağışlar falan olursa zaten Bodrum barınağımız zaten benim birçok gezdiğim barınaklardan 1000 kat daha iyi. Personel bakımından olsun, ilgi bakımından olsun, hayvanlar kısırlaştırmasından olsun, her yönden yani 10 artı 10 diyorum yani Bodrum barınağına.